Kiyalı avantajlar hiç bitmez. Tüm ürün gruplarında 60 indirim bitmedi. Her 500 liralık alışverişinize 125 lira hediye çeki. Üstelik bölde özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet spor penceresi başlıyor Mehmet Çelik Spor Penceresi'nden hepinize iyi akşamlar. Efendim dün tüm ülkede, tüm yurtta ve dünyanın her yerinde Türkün olduğu her yerde coşkuyla kutlandı. Atatürk'ü anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Biz de tabi programımızın canlı yayını bugün olduğu için tekrar e, bu güzel coşkuyu, atamızı, Cumhuriyetimizin kurucusu atamızı saygı ve minnetle anarak hep beraber bizler de kutluyoruz. Tabi program süresi içerisinde her zaman birbirinden önemli konuları değerli konuklarla sizlere yansıtmaya taşıdığımız Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nde bu akşam da Türk sporunun usta kalemi, usta yazarlarından Süleyman Rodop bizimle o hemen sarı kırmızı renkleri çağrışımını yaptırıyor, en iyi analizi, en iyi kriterleri senteze dönüştüren Değerli bir usta kalem, usta yorumcu Süleyman Rodop bu akşam bizimle beraber olacak. Peki neyi mi konuşacağız? Tabii ki e, Türk futbolunda yepyeni bir sayfa açan ve Türk futbolunun beşincisi olma başarısını gösteren e, futbolun timsahlarını e, tabii ki Bursa Spor'u konuşacağız efendim. Ama e, tabii üzüntülerimiz var. E, bir haftayı aşkın zamanda Zonguldak'ta büyük bir yasa e, biz de katılıyoruz. E, kederli ailelere, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı e, diliyoruz efendim. Vefat eden vatandaşlarımızı da e, Kara Elmas'ın şehitlerine de cenab Hak'tan rahmet dilerken e, bir haftadır mücadele veren e, tabii ki lanet e, teröre PKK'ya e, bir şehit daha verdik ve komando kardeşimiz Bursa'nın şehidi o da vefat etti hastanede ama bir de polis e, camiasına emniyet güçlerimizden bir şehidimiz bugün e, oldu. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerken kederli ailelerine bas sağlığı dileyerek programımıza başlamak istiyorum. Sözlerime başlamadan evvel İskender Kordu İstanbul Amator.com'un başarılı spor yorumcusu Haberdar Gazetesi'nde spor müdürü bir evlat sahibi oldu. Kordu ailesinin yeni ferdine hoş geldin derken dede Kordu'ya ve Kordu ailesini tekrar mürvetlerinde görmek nasip etsin Cenab-ı Allah diyor programımıza başlıyoruz. Efendim sevgili Rodop hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tabi Atatürk Stadı'nda bir görüştük, bir sohbet, bir fırtına ve bugün İstanbul'da Teknometri TV Orada videolarında... kaybettik birbirimizi. Evet efendim. Burada buluşmak nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz. Bizler sizi tanıyoruz ama Süleyman Rodop'un kısa bir biyografisini, özgeçmişini Teknometri TV ekranlarından bize yansıtır mısınız? Tabi kısaca anlatayım. Ben Bulgaristan doğumluyum. 59 Bulgaristan doğumluyum. İlkokula Bulgaristan'da başladım, Kırcalı'da. Daha sonra turist olarak Türkiye'ye geldik ve Türkiye'ye ilk mülteci eden aileyiz biz. Bir daha geri dönmedik. 10 günlüğüne gelmiştik. Babam, annem, iki kız kardeşim ve ben. Ee, geldikten sonra bir daha dönmedik. 5 yıl sonra Türk vatandaşı olduk. O zamana kadar Türk vatandaşlığı yapmadılar bizi. O zamanın kanunları öyleydi. Daha sonra ilkokulu şeyde bitirdim. Dereli Çine'nin Dereli köyünde bitirdim. Evet. Aydın'a bağlı bir yerdir. Orada bir öğretmen akrabamız vardı. Tabii biz Bulgaristan'da Türkçe konuşuyorduk ama Türkçe okuma yazmasını bilmiyorduk. Bulgarca okuyup yazıyorduk. Türkçe okuma yazmayı öğrenmek için öğretmen bir akrabamızın yanına gittim. Orada Türkçe okuma yazmayı öğrendim. Daha sonra ödemiş'te babamın işleriyle ilgili bulunduğu arada ortaokulu bitirdim. Liseyi biliyorsun nerede bitirdiğimi. Tabii İstanbul'u. Küçükköy'de evet. Lisesi'nde bitirdim. Daha sonra üniversiteyi Marmara Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde bitirdim. Askerliğimi yaptım döndüm ve mesleğim zaten gazeteciliği kendime meslek olarak seçtiğim için. ilk önce Ses ve Hayat Dergisi'nde 83 yılında başladım. Orada iki sene çalıştım. Sabahın ilk çıktığı zaman Sabah gazetesine başladım. 11 sene sabahta çalıştım. Bunun yanında ATV'de çalıştım. Evet, evet. Oradan sabahtan sonra bir 10 sene Star grubunda çalıştım Cem Uzan zamanında. Son 2 yılda Aydın Doğan zamanında. Şimdi de 2 yıldır da Kanal Türk Televizyonu'nda çalışıyorum. Başarılı da bir programımız ve SEO'larımız var. E, ben tabii ki e, bu önemli e, arkadaşımıza bu akşam basının usta ile bu akşam e, Bursa Spor'un e, konuşulmayan yanlarını ee, TeknoMedia TV'nin çok nezih bir e, spor e, seyirci kitlesi var. Hep beraber o kriterleri sentezlerken Sayın Rodoplu'ya zaman zaman e, analizlere müracaatımız olacak. Ee, sevgili Rodoplu, e, müsaade edersen hemen program akışına e, biraz bakalım. Tamam. Değerli izleyiciler, e, çok anlamlı bir toprak geldi Selanik'ten. İpsala hududundaydık. Sınırda tabii ki e, İskeç'e müftümüz Ahmet Mete'nin yanı sıra çok değerli bir vali vardı Edirne'mizde. Şimdi o Sakarya'ya hizmet verecek. Ne mutlu Sakaryalılara ki Mustafa Büyük gibi bir valiye sahip olacak. Efendim tabii ki bütün valilere saygımız sonsuz. Fakat Mustafa Büyük Spor neredeyse hep oradaydı. Kısacası Kırkmanar'ından yağlı güreşlerine tabii ki softballdan ki softballda çok büyük hizmeti var Şahin Kömürcü Federasyon Başkanı'yla beraber basketbolda Olin Edirne Gençlik Spor Kulübü'nün tabii buradan sevgi ve selamla karşılıyoruz Emin Küçük'ü Gençlik ve Spor İl Müdürünü ve personelini. Ee, yine Mustafa Büyük vardı. O anlamda törende Mustafa Büyük valimizin yanı sıra milletvekillerimiz oradaydı. Ee, bu görüntülere gidelim. Ama daha önce diğer e, program akışı içerisindeki ana başlıkları size paylaşmak istiyorum. Bursa e, tabii ki futbolun tim sahları bugün İstanbul'da adeta ihtilallerine ihtilal katarak e, Boğaziçi Köprüsü'ne yeşil beyaz bayrağı, Başta İbrahim Yazıcı olmak üzere yönetim kurulu kurmaylarıyla bugün bir de yat gezisiyle beraber adeta İstanbul'a çıkartma yaptı. İlerleyen dakikalarda bunları sizlere ekranlara getirirken İstanbul'un Küçükçekmece'de çok şirin bir kulüpler birliği çatısı var. Ve Seymen Genç Türk'ün destek verdiği Yeşilova Spor Kulübü'nün gecesinden görüntülerimiz olacak. E, spor dünyası fuarından önemli görüntüler, önemli röportajlar sizlerle beraber olacak. Tabii bütün bu yoğun akış içerisinde en çok Atatürk Stadyumunda adeta bir izdihan yaşadığımız o görüntüleri Teknoloji TV e, perspektif açısından çok farklı görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Nasıl mı? Sabrederseniz bu güzel sohbetleri uzun soluklu programımıza sizlerin ekranınıza getireceğiz. Üstelik çok da sürpriz, yepyeni bir bilim dalı. Antrofotos. Duyduğumuzda adeta ilgi odağı oldu fuarda. Sayın, e, buradaki Süleyman Bey'in e, katkısı hocamızın e, bize e, önemli bir telefon bağlantısını tabi Cemil Sağlam, e, Paşa Vizyon'un usta kalemi Cemil Sağlam da bizimle beraber olacak. Bakalım İpsala'da e, sınırda neler oldu, neler yaşandı? Atatürk'ü anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan önce Kutsal Toprak ve Bayrak ee, tabii ki valimiz tarafından bugün bütün kanallarda yayınlandı. Veteranları tebrik ediyoruz. Mehmet Terzi'nin atletizm veteranlarını tebrik ediyoruz. Bu anlamda görevi e, tabii ki Cumhurbaşkanımıza Ankara'da bu bayrağı teslim ettiler. Şimdi o veterinere gidiyoruz efendim. İki yıl önce e, göreve başladığımın e, dördüncü günü burada bir törene iştirak etmiştim. E, o zaman e, ne kadar önemli bir şehre geldiğimi e, daha açıkça görmüştüm. Sebebi de bütün Balkanlara hizmet eden bir konumu vardı. Bu süre içerisinde bu görevimi e, en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Tabii bu alandaki yapılacak çalışmaların en önemlerinden birisi de spora olan ilginiz ve desteğinizdir. Edirne'deki spor tesislerinin artmasına, gelişmesine, daha yaygın bir şekilde sporla uğraşılmasına